Sevgili voley izleyicileri ve stüdyoda bizi takip eden bir üniversite öğrencileri hepsini sunduğu acayip şova hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü konuğumuz hem hakemlik döneminde hem yorumculuk döneminde çok büyük iz bırakmış Türkiye'nin en zeki insanlarından bana göre Estağfurullah ya. ve her dediği her gün olay olan ne diyeceği çok merak edilen ee, Ahmet Çakar. Hocam hoş geldiniz bize katıldınız. O, hoş bulduk. Hoş bulduk. Çocuklar siz de hoş geldiniz. Önemli bir katılım var. Bilgi Üniversitesi. Hepsinin gözleri ışıl ışıl. Ne mutlu bana buradayım, senleyim, sizleyim, voleyleyim. Çünkü Vole'nin kurulmasında da, kuruluş aşamasında da belki 7-8 sene önce biz de bu işin içindeydik. Şimdi yıllar sonra tekrar seninle Vole çatısı altında birlikte olma şansını verdiğiniz için çok teşekkür çok ederim. Çok mutlu ettiniz hocam, çok teşekkür ederim. Kaç yıl oldu hocam yorumculuk? söylüyorum 98 2018 25 yıl. Hocam 25 yıl hiç ara vermeden hiç. her her dediği ve ne söyleyeceği sürekli merak edilen biri olmayı nasıl sağlıyorsunuz? O güncellemeyi nasıl sağladınız? Tek bir nedeni var bunun. Nedir? Genetik. Doğuştan. Doğuştan. Yani çok bak özel kardeşim, bir durum. Bak. Ama. Yaşım atmış. Şunu anladım. Bazı şeyler çalışmakla oluyor. Mesela çalışarak çok iyi bir doktor olabilirsin. Çalışarak çok iyi bir avukat da olabilirsin. Ama çalışarak bir futbolcu olamazsın. Çalışarak bir yorumcu olamazsın. Çalışarak bir aktör olamazsın. Çalışarak çok süratli bir adam olamazsın. Bu her şey genetik. Genetiğinde varsa oluyorsun, yoksa olmuyorsun. Mesela 11 yaşındayım, 12 yaşındayım. Rahmetli babam dedi ki oğlum sen bir müzik enstrümanı çal. Hı hı. Babamın da çevresi genişti. Bana böyle gitar gibi bir şey verdiler ya da mandolin ne derler bu nasıl? E, yeah, ut, ut. ut mu? Bir şey verdiler bir tane hocanın yanına götürdüler. Oğlum dedi do de fa fa. Hı. 10 dakika sonra hadi oğlum sen çık dedi. Babama demiş ki Mustafa abi senin oğlun her şey olur hayatta. Müzisyen olamaz çünkü yok. Yok. Ben ne kadar çalışırsam çalışayım havanda su dövecektim. Yok. Peki e, hocam şimdi e, farklı da bir tarzınız var ekranda. En mizahi diliniz, en bazen herkesin cesaret edemeyeceği şeyleri de söylüyorsunuz. Hep böyle miydi 25 yıl önce de? İlk başladığınızda da böyle miydi? Değildi. Bir yerde bir kırılma mı oldu? Ne oldu? ya? Değildi. 1998'in Şubat ayında hakemliği bıraktım 36 yaşında. O anda bıraktığımın ertesi günü. O zaman sadece Erman Toroğlu eski hakem olarak revaçtaydı. Maraton programı vardı Şansal Tabii. Bey ile birlikte. Start ile bir televizyon olsun, ATV olsun, Kanal D olsun. Erman Toroğlu ve Şansal Büyük Ağa ki o zaman kapalı gişe oynuyorlardı. Bir rakip çıkartalım diye bana geldiler. Ben Kanal D'de başladım. Sevgili İlker Yasin'le. İlk program. İşte 10 Şubat filan veya 15 Şubat 1998'i hiç unutmam. Trabzon Beşiktaş maçı vardı. Kanal de büyük rüzgarlar esiyor. Aydın Doğan devrede iyi ki hocayı aldınız falan. Beni bir şey zannediyorlar. Daha fare doğurdu. 9'da girdik, 11'de çıktık. Erman Toroğlu Şansal'ın karşı, Şansal abinin karşısına üstümüzden geçtiler. Üstümüzden geçtiler. Ha dedim. Tanınmış bir hakem olmak iyi bir televizyoncu olmak yemek değildir. İlker Yasin'de hata yaptı, Kanal dedi. Bu bir sene gitti. Bir sene televizyonda. Sanki Pravda gazetesinde, Sovyetler Pravda gazetesinde genel kuralları... <laughs> şu anda TRT'den de beter. Yine TRT'de yine bir yükte falan var. Bu kadar ciddi, resmi, beyefendi, Eda bir sene götürdüm. Ama bir sene yüzüme bakan yok paramı geç veriyorlar, adam yerine komuyorlar. Orada ofis boyu gibi çocuklar bir kahve kalk kendin kahveni al demeye getiriyorlar. <laughs> Şeyim yok. Ulan ben ki alışmışım yıllarca hakemlikte pohpohlanmaya yorumculuğa geldik. Ayağa düştük. Bir sene böyle gitti. Program yayından kaldırılacak Kanal D'de. Ve benim bir senelik o beyefendi, nazik, kibar, TRT normlarına çok uygun. <laughs> Bilim adamı gibi konuşan, bilim adamı gibi konuşan Ahmet Çakar'ın da yorumculuk hayatı bir sene sonra biteceğini uyandım. Bu uyanmam ne zamandı biliyor musun? Depremden iki gün önce, o 16 Ağustos Gölcük depremi yaptım. Ahmet dedim bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu işi bırak çünkü mutlu değilim. Geliyorum televizyon stüdyosuna. program bir saat var. Ulan 20 yaşta bir genç çocuk bana bir kahve getirmez mi? Suratıma bakan yok. Orada şey gibiyim ha, hani. Orada alelattay bir tane amca oturuyor. Abi abi oturuyor hesabı. Ertesi gece Ahmet dedim. Bu iş böyle gitmeyecek. Tarz bu değil. Depremden bir gece önce 15 Ağustos 1999 gecesi kulvar değiştirdim. Ne yaptın? O istedim? değişiklik bu değişiklik. 25 yıl bu işten ekmek yedim. Her kanalda, 10 kanalda çalıştım. Bütün majör kanallar, yarışma programı sundum. İşte eksik olmayın siz beni bu yaştan sonra buraya davet edecek. Cazibemi gördüğünüz için davet ediyorsunuz. Ondan sonra başladım. Sen adam değilsin. Ona gider, buna gider. Şerefim varsa. Falan. Küfür yok ama şimdiki Ahmet'in daha böyle e, rötuşlanmamış haliyle bodoslamadan girdim. Giriş o giriş. Ondan sonra aa, Kanal D'de el üstünde tutulmaya başladım. Transferler oldum. Kanal D'den geçtim Star'a Cem Uzan zamanı büyük paralarla. Efendime söyleyeyim oradan ATV'ye, oradan Show TV'ye, sonra tekrar Kanal D'ye, NTV'ye. Bu arada yarışma programı. Ha dedim ki televizyon yorumculuğu yapacaksan bu neye benziyor biliyor musun kardeşim? Bunu nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Gençler izliyor. Şöyle. <laughs> Bir kadın görürsün yıkılıyor. Genç bekar mısın? E kız arkadaşım var. Diyelim ki bekar. Bir kamp yerine gittin, bir restorana girdin veya bir tatil köyüne gittin. Bir kadınla tanıştın. Kadın yıkılıyor. Bütün insanların gözü o. Tamam? Afetül hala. Kadın erkek herkes hayranlıkla bakıyor. Geceyi birlikte geçiriyorsunuz. Ertesi sabah bir kalktım. Senin surat düşük oğlum Onur ne oldu dedim. Abi. <laughs> daha fare de değil. Daha fare de değil. Daha hamam böceği doğurdu diyorsun. E, ye oğlum kahvaltını yumurtanı ye diyorum ben sana. Şimdi burada nereye geliyorum? Dönemin önemli hakemi olmak. Dönemin en büyük futbolcusu olmak. Televizyon yorumculuğunda da çok iyi olacaksın manası çıkmaz. Tıpkı antrenörlük gibi. Dünya futbol tarihi bir numarası tartışmasız Maradona'dır. Hadi iki pel olsun. Antrenörlük olarak ne yaptı bunlar? Hiçbir şey. Sıfır. Hı hı. Jose Mourinho. Futbolculuk yok. Tercüman. Tercümanlıktan. Tamam Guardiola İspanya milli takımında oynamıyor. Ama yani çok büyük futbolcu, çok büyük antrenör olacak diye bir şey yok. Gerçeklik yok büyük futbolcu, büyük hakem, büyük başkan, çok büyük bir spor yorumcusu olacak diye bir kural da yok. Ben bunu o gece anladım ama depremden bir gece önce 15 15 Ağustos 1999 yılında bugüne kadar tarzım bu kulvarda gitti. Şimdi hocam sert bir tarz olunca da bazı insanlarla da sürekli karşı karşıya gelmeniz Çok demek da fifi. Oluyor. Kaç kaç davayla uğraşmışsınızdır? Şimdi yani sabıkalarım var. Hakaretten makaretten. Ama 20 sene baktığım vakit en az 100 defa, 150 defa savcı önüne, en az 30-40 defa hakim önüne çıkmışımdır. Ben bu uğurda bedel ödedim. Beş kurşun yedim. Beş kurşun yedim. Oo. Bu uğurda bedel ödemedim değil. Beş kurşun yedim. Mahkeme mahkeme süründüm. Belli noktada tazminatları ödedim. Şu anda da sabıkam var. Ben şu anda sabıkalıyım. Nasıl sabıkalıyım? Hakaretten dolayı hükmün açıklanmasının ertelenmesi şeklinde. Allah'tan dolandırıcılık, tacizden falan sabıkam yoktu. Onun için mutluyum hırsızlıktan falan. Bu benim şerefim de demiyorum ama bu yüz kızartıcı bir durum değil. Dolayısıyla ben bedel ödedim. Ödemedim değil. Bugüne kadar birlikte yayın yaptığınız en başarılı bulduğunuz dört kişiyi sayın desem? Çok net hemen hemen hemen. Alın şu anda beyaz TV kan. Bir defa şu var. Türk futbol tarihinin, pardon, Türk futbol yorumculuk tarihinin Maradona'sı Ertem Şener'dir. <laughs> i̇ki numara yoktur. Üç yoktur. Dört yoktur. Beşi siz bulun işte. Ali diyeyim, Veli diyeyim. Bir Ertem'dir, iki, üç, dört yoktur. Şener Engin, Abdülkerim Durmaz. Her şeye rağmen, türlü kepazeliklerine rağmen, zaman zaman Okum derken bokum deme du, rezilliğine bulaşmış olmasına rağmen Rasim futbol yorumculuğu için değil ama futbol programlarının şov yönünde önemli bir adamdır. Ya hocam bir yandan da şimdi öncesinde de çok önemli isimler var. Yani Güntekin ona geliyor aklıma. Erman Toroğlu geliyor. İşte yani işte Rahmetli Turgay abi vardı. Şimdi onlar iyiydi de bu arkadaşlar rafine. Bir de şu var. Eğrisini doğrusuna buldu. Şimdi bizim dörtlüye bak. Dörtlü aslında toplumu temsil ediyor. 80 milyonu toplumu. Ve Ertem. Ertem'e niye sıvacı diyorum? Ertem'e sıvacı dememin sebebi şu. Ona hakaret etmek için değil. Aslında o tür adamın bizim gibi dört tane koca kapayı. Ben koca kafa 60 yaşında. Sinan 60 yaşında. Abdülkerim 62 yaşında. Rasim'de herhalde 40-45 vardır. Bu kadar koca kapayı bu kadar büyükbaş hayvanı idare edebilecek adamın sıvacı olması lazım. <laughs> sıvacı demek ıhına, mıhına, onacıla, bunacıla <laughs> falan başka türlü götürmez. Çünkü o hayvan büyükbaş hayvanların birisi atlar boğazını kopartır. Erdem bunu 12 yıldır mükemmel yönetiyor. Çok mutluyum. Ve Maradona diyorum. Erdem Maradona'dır. Onu geçin. Sinan toplumda abi lüksü seven zengin dostu olan, fakirlerle pek fazla işi olmayan bir adam. Var toplumun yüzde 10'u 15'i bu. Elit. Toplumun büyük bir kısmı mütevehin, inançlı. Efendime söyleyeyim. Örf, adet, milli değer ve dine çok bağlı. Beyefendi, aile, Abdülkerim. Toplumun bir kısmı özellikle Z kuşağı, zıpır, goygoyucu, Hayatın acılarını fazla çekmemiş insan. Rasim. Toplumun bir kısmı da böyle bu kadar şeyin arasında bir tane de serseri lazım. Sert dilli. Gediğine koyan, zaman zaman ağlatan, ağlayan, zaman zaman güldüren, gülen. Bu galiba toplumun tüm mozeyini oluşturan bir grup. Onun için tekrar söylüyorum tüm zamanlarda en mutlu olduğum, en keyif aldığım insan grubu budur. Bunların arasına girebilecek kim vardır? Kazım Kanat. Allah rahmet eylesin. O da iyiydi. Renkliydi Kazım Kanat. Erman Toroğlu ve tarnımız, partımız birbirine belli oranda benziyor. Hakem kökenli olmamız için. Onunla da beraber program yaptım ama Kazım Kanat bu işi zorlar. Erman Toroğlu her zaman için lacivert ceket gri pantolondur. Hmm. Ne demek? Tüm zamanlarda şeyi değiş, modası geçmez. Zaman zaman iner çıkar ama lacivert ceket, gri pantolon. Çok iyi. Bugün Amerika'da da Rusya'da da iş görüşmelerinde lacivert ceket, gri pantolonla gidilir. Kırmızı gidilmez. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Evet. Sorunun cevabı oldu. Hocam e, programlar programlarınızdan bazı unutulmaz fotoğrafları ekrana getireceğiz. Buyurun. Onları e, yorumlamanızı rica edeceğiz. Çok fazla ikonikleşmiş anlarınız oldu. Çilek. Çilek he tabii. Geçen sene. Ye, yediniz yani. Tabii yedim. Niye yediniz hocam? Bir tadı, tadı, nasıl diyeceğim yani gerçekten. Şimdi bakın. Şimdiki gençler söylüyorum. Şimdiki gençler hayatı çekmediler. Şartlar gereği. Benim gençlik zamanım yani Z kuşağı 18-20 yaşında olduğum zamanlar bir. Sadece siyah beyaz TRT var. Tamam. Akşam saat 8'de başlar 12'de bitir. İnternet yok. Cep telefonu yok. Bilgisayar yok. para yok. Bizler yazlıkta hatırlıyorum gece karnımız acıkınca sandalı indirirdik şeye sahile. Sandalla 200 metre 300 metre kayalıklara giderdik. Gece saat 12'de dalardık suyun altına midyeleri çıkartırdık. Hmm. Midyeleri kırardık. Ateş yakardık odun ateşi. O midyelerden yemek yerdik. Yani hayatta kalmayı ya şu anda gençler aç kalsın evde yemek yapamaz. Belki de bir mesaj. Bir de sinek minek dedi. Sinana kızdım aslında. Bir sinek dolaşıyor stüdyoda. Tamam mı kardeşim? Şimdi mesela buranın sevgili kardeşim Tolga da burada olsa bunları dinlese çok hoşuma gidecek. Bir sinek dolaşıyor. Ya Sinan yeter. Gönderin bu sineği. Bir şeyler yapıyor filan. Ya böyle Mayıs falan aylarda. Sinekler ortalarda. Ya Sinan yeter dedim. Başta sokacağım sineğine dedim ya. Programı iki de bir sinek diyor. Yani sinek? Ki? Kuş değil ki bu ufacık bir şey. Korkuyor mu, iğreniyor mu bilmiyorum. Ama 10 dakika filan sinek muhabbeti. 2 dakika başka bir sinek geldi diyor. Apo dedi ki bana. Ah hoca dedi bak sinek burada. Şimdi burada Pepsi'nin şeyi. Sen bana Onur sinek sinek diyorsun. Bu Pepsi Max Lezzet 0 kalorinin kenarına kondu sinek. Ama 10 dakikadır bıktım sinek muhabbetinden. Ha dedim. Tak diye kaptım. Şimdi sinek avucumun içinde. O titreşimi hissediyorsunuz. Hyper yapıyor. Şey. Kuyruğu şurada hatta tam şu ucunda sıkışmış kaçabilirdi. Yani uyuz oldum Sinan'a. Oradaki ortamı. Ertem diyor ki şeye şeye stüdyo amirine bu sineyi gönderin. Ne yapacak stüdyo amir nasıl Koskoca stüdyo. Aa dediler. Yuttum. Bitti mi sinek konusu dedim. Bitti. Aynı olayı ben Nürnberg İstanbul uçağında bundan 30 sene önce yaşamıştım. Alman Birliği maçını yönetiyorum Nürnberg'de. Almanya, İrlanda. Dönüşte uçak Nürnberg'den kalktı. Lufthansa İstanbul'a doğru geliyor. Muhtemelen Macaristan hava sahasındayız. Uçakta bir panik başladı. Böyle Alman kadın hostesler bir öne bir arkaya ah dung mah bir şeyler söyleniyor. <laughs> uçak bir, bir tuhaflık var uçak. <laughs> Lufthansa'nın kadın hostesleri de biraz yaşlıdır. Ama hepsi Gestapo gibidir. İşini çok iyi yaparlar kırklı yaşlar. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Uçakta bir arıza var. Panik var. Ben önce arkada biri bayıldı veya öldü. Kalp krizi geçirdi. zaten ay böyle geliyorlar falan. Bir şey arıyorlar. Meğerse bir sinek, kara sinek uçağın bilgisayar sistemlerine girmiş. O şeyden, o aşağılardan. Karıştırıyor uçağın şeyini. Sinek çıkmış orada. Tam kafamın yok. Sineklerin bana ilgisi var. Tam, tam kafamın üzerinde. Hakikaten de büyük sinek ha. Bugün bunun gibi değil daha büyük. Hatta sinek olduğu da tartışılır. Adeta <laughs> küçük bir kuş. Lak diye. ölüm üzerimden geçiyordu. Pat diye yakaladım şeyi. Sineği. İki tane 40'lı yaşlarda Alman Lufthansa hostesi kadın kafama çöktüler. Kill him diyorlar bana. <laughs> Kill him. Sterbes. Almancası öldür onu. Kill him. Sinek avucumun içinde. Bir hostes daha gel başımdalar böyle bakıyor. O sarışın mavi gözlü hostesler böyle anne gibi, mama gibi, dadı gibi bana bakıyorlar. Yani öldür. Ulan hakikaten de uçağın selameti için. Bu ne ya? Nihayet Sinan biraz daha bağırırdı o kadar. Ne olacak yani? Yılan mı bu ya? Sinek gariban ya. Öyle mi dedim? Orada da sinek Allah kahretsin. Bu sineklerin özü tam avucumun içine alamıyorum. Buradan pırpır yapıyor. <laughs> Nürnberg ben uçağında sineği yutmadım yalnız. Ne yaptınız hocam? Ağzımla öldürdüm, tükürdüm. Tükürüğü de hatta sinek ölüsünü de hosteslere gösterdim. Oh dedi. Ne yaptırdım? Kahveler, çaylar, viski içer misin, çay içer misin? Ağzını size had dedim bakın dalın. Hatta hala Lufthansa'nın bana borcu var. 30 sene geçmiş. Bana bir bedava bilet vereceklerdi. Almanya, İstanbul'u vermediler. Tokada geldik. Orada yutmadım, burada yuttum. Hocam bu kombininiz ne bu ya? Sosyal medyada çok konuşuldu. Ne? Bu kombininiz çok konuşuldu sosyal medyada. Neyim konuşuldu? Hafif kıyafettiniz E ne var bunda? Ha, anladım. kızla buluşmaya yani giderken evet. erkekler diye paylaştılar. Tabii bu yayında mıyız? <laughs> bu tüm zamanların bir insan evladının bir televizyon çıktığı en kötü kıyafet kombi. Hatta bu kombi değil. Bu lağım kıyafet. Lağım lağım bu. Üstte bir tuhaf bir gömlek. Manasız bir adam. Altında eşofman altı olduğu kesin. Ayakkabının ne olduğu belli değil. Tüm zamanların dünya televizyon tarihinde bir talk show olmaksızı bir erkeğin giyebileceği en kötü kombin. Hatta buna kombin diyemem. Bu lağımcılıktır. <laughs> bir sonraki fotoğrafa geçelim. Bu da sosyal medya. Her yaz ayında, her yaz günde, her sıcak günde bu paylaşılıyor. İki tane lafım vardır ki, artık bu ritüel oldu belki de. Bu Kıbrıs. Kıbrıs'a inmişiz, aylardan Haziran falan film çekeceğiz. Hani Haziran İstanbul'da nedir işte 20-22-23 derece. Kıbrıs'a bir indik, Yanıyorum. <laughs> Orada bana işte mikrofon tuttu bizim Sezgin galiba. Manası yok bu kadar sıcağın <laughs> lafı. Bu ritüel olmuştu. Bir de bu geceyi bu hale getirenin Allah belasını versin diye böyle <laughs> Aa, evet. yandan böyle beyaz gömlekli bir... Bunlar ritüel oldu. Güzel ama bu güzel bir şey. Hakikaten çok sıcak Kıbrıs. Sıcaktı. <laughs> Son bir fotoğrafımız daha var. Hocam. Of. buna ne? insanlar kadar geliyor kafası. Fark istiyorsan Ve konuşuyorsunuz. Tabii ki. Şimdi bu insanların yüzde ellisi bunun gerçek yılan, canlı yılan olmadığını düşünüyor. Bu Allah'ına kadar canlı yılandı. Bu nasıl oldu? Ben bir söz vermiştim. Beşiktaş şampiyon olamaz. Olursa boynuma dolar mısın dedi. Şimdi boynunda dolanmasın lafı Argo'da. Erkek tenasül üzvünün boynunda dolanması olarak Argo'da Z kuşağı arasında... Konuşulan bir konudur. Tabi orada kimsenin tenasül uzvunu boğazımıza dolayamayacağımıza göre. Çünkü dünya üzerinde hiçbir insan tenasül uzvu o kadar uzun olmayacağına göre bir şey dolamam lazım. O sırada bizim Onur vardır. Onur Onur eski Yıldız, müdürümüz. Onur Yıldız. Yıldız. Abi dedi aklıma bir şey geldi. Ne oğlum dedim. Benim dedi biraderin dedi Bursa'da dedi böyle bir şey var. Hayvan satan yeri filan. E ne diyecek ulan diyorum. Abi orada bir tane de şey var. Piton. Piton. Onu dolar mısın? Ne kadar dedim bu piton? Abi dedi yine bir iki metre var. Oğlum piton zehirli değil. Beni ye, beni yiyem, seni yiyemez dedi. O tavşan filan yiyor dedi. Göster bakayım dedim. Hakikaten bu kardeşimizi, sarı, bu sarı kardeş. kardeşimizi göster. Hakikaten <laughs> böyle geliyor. Böyle büyük bir kafesi var. Büyük akvaryum düşün böyle. iki metre, iki metre. Taşlı maşlı. Tavşanı bırakıyorlar. Babuş Böyle bir tavşana bakıyor önce. Tavşan da buna bakıyor. Yeme görüntüsü. Tavşan garibim, beyaz, çok sevimli. Ama hayat da o, o, da sevimli. O da yemek yemek zorunda. Sen tavuk yemiyor musun? Tabii. E ben senin yediğin tavuğun sevimli halini göstereyim. Yemez. Çoluğun çocuğun der ki baba bu hayvanı mı yiyoruz biz? Böyle bir atlıyor, sarıyor. 10 dakika boğuyor. Tavşan ölüyor. Sonra tavşanı yavaş yavaş yiyor. Ona bir ay yetiyor olmuş. Hmm. Getirin dedim. <laughs> Bu akşam beşer şampiyon olmuş. Dolayacağım akşam boynuma. Tabii Ertem Ahmet Çakar akşam dolayacak mı? Neyi dolayacak? <laughs> şimdi insanlar... Şimdi, şimdi neyi dolayacak Ahmet Çakar? Tutup da herhalde Sinan'ınkini dolayacak halimiz yok. <laughs> Ulan ne dolayacak? Ne dolayacak? İşte müzik, kararma, mararma, can canlı ışıklar filan Sepet geldi, sepet. Sepet bildiğimiz Büyük bir sepet. İlk yayında mı karşılaştınız yani? Hayır. Yayından 3 saat 4 mi? saat Bakalım önce getirdiler. Geldi mi dedim. Ha. Geliyor. Geldi. Köprüyü geçtik. Geldik. Mecidiyeköy. Fulya. Giriş yaptılar abi dedi. Getirin dedim bana. Mazlum adında mazlum koydum. Mazlumu getirin bana. <laughs> sepet bir açıldı abi. Bunu böyle yakaladım. Bileğim kadar aşağı yukarı. Yakaladım. Yavrum benim dedim. Sardım. Öptüm. Okşadım. Hayvan bana bakıyor, dilini çıkartıyor. O niye biliyor musun? O dili çıkartma ya. Sevgi filan değil. Dil. O infra rujlu bir şey. O dille yiyeceği avın boyutlarını kesiyor. Aa. Bir şey, boyutları uygunsa yiyecek. Ben 1.80 boyundayım, nah yer beni. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra sardım, Bütün kanal dağıldı. Çaycı kadın, ne haber kızım Semra dedim yere düştü. Elinde çay bardaklarıyla. Kapıdaki nizamiyedeki güvenlik altına yaparak ağlayarak kaçtı. İnsanların yüzde yetmişi binayı terk etti. Korkmayın boynumda bu. Dolaşıyorum yere bırakıyorum. Dola... Ağır hareket ediyor. Hızlı bir hayvan değil. Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş. İşte son tekrar buna suyu muyu hepsi verildi. Yayına geldi. Yayında çıkarttık. İlk şey kızım. Baba ne yapıyorsun? Hanım ne bok yiyorsun mesajlar geliyor. Annem oğlum dikkat. Zannediyorlar ki bu ısırır. Hayır bu ısırmaz. Boğar yer. Ben de boğamayacağına göre ben onu kızartır yerim. Hani olayın aslı bu. Doladım. Getirdim Sinan'a, Rasim'e, ona, buna. Şu anda o büyüdü, daha kalınlaştı. Şimdi şey filan yiyor, inek yiyordur. <laughs> Hocam son, e, bu ilk bölümü bitirirken hakemlik kariyerinize bir ufak giriş yapalım. Hay hay. E, aslında bu sene e, hakemler yine her sene olduğu gibi ama bu sene biraz daha mı arttı tartışmalar? Hakemler kötü mü? Söylüyorum. Türk hakemleri hem omurgasızdır. Nasıl omurgasızdır? Sağda hakemlik şahsiyetini koruyacak, kollayacak, itibarı sürekli kalacak, tavır ve davranışlarından mutlak yoksundurlar. Bak çok güzel bir laf değil mi? Hakemliğin onurunu zedeleyecek her türlü olayda yalayıp yutuyorlar. Bu kabul edilemez. Biz de, ben de, Erman Toroğlu da hatalar yaptık. Yapmadık diyen yalan söylüyor. Var olma yoktu, kulaklık yok. Biz de hata ama hiçbir zaman, hiçbir zaman hakemliğin onurunu, itibarını ayaklar altına aldırmadık. Ne pahasına? zaman zaman oyuncuları ezme pahasına, oyuncuları ağır ceza, haksız yere atma pahasına hakemliğin onurunu, itibarını, ayakları altına aldırmadık. Hata yaptık mı? Yaptık. Şimdiki hakemlerimiz bu hatayı yapıyorlar. Bir de çok yeteneksiz değiller ama kendilerini yöneten sisteme güvenmiyorlar. Çünkü kendilerini yöneten sistem. Münferiden şudur budur demiyorum. Federasyon MHK büyük oranda karnından konuşan Türk futbolunu düşünmeyen, adaleti istemeyen, herkesin tuttuğu takımın için kolpalara giren, kimi var üzerinden, kimi hakemler üzerinden, kimisi MHK'yi sekreter gibi getirip istediğini yaptırma ciyetine giden böyle bir şart varsa bak şunu söyleyeyim kardeşim. Türk polisi aslan gibidir. Türk polisini yönetenler sağlam durursa Türkiye'de suç olmaz. Ama polis seni çevirdi. Şey Sen benim kim olduğumu biliyor musun lafında? Polis bu işten tırsıyorsa o iş ülkede güvenlik olmaz. Hakemlik de böyle. Hakem kendini yöneten, kendi amiri statüsündeki insanlara güvenmediği, inanmadığı, onların entrikalar içinde olduğunu bildikleri için bu hatayı yapıyorlar. Bu hataları yapıyorlar. Yabancı hakem çözüm mü? Şimdi bak, onu da söylüyorlar da bekara karı boşamak çok kolaydır. Hangi maça yabancı hakem? Türkiye'de Süper Lig'de her hafta 8-10 maç oynanıyor. Eh, birincilikte de o kadar. Hangi maça yabancı hakem? Sen Galatasaray Fener'e yabancı hakem getirdin. E Beşiktaş Fener'i de getir diyecekler. Düşmeyi ilgilendirecek örneğin İstanbul Spor Samsun. Sezonun son iki haftası. Yenilen düşecek. Ben de yabancı istiyorum diyecek. Türkiye Kupası yarı finali. Sivas Spor Kayseri. Ben de yabancı istiyorum diyecek. Nereye kadar yabancı? Bu işi bir kere delersen altından kalkamazsın. Derler ki Galatasaray Fener'e yabancı hakem de Beşiktaş ki Ben üvey evlat mıyım ya? Beşiktaş-Trabzon maçı üçüncülük için çok önemli. Avrupa'ya gideceğiz. Ben de yabancı istiyorum. O zaman nasıl halledeceğim bu işi? Peki hiç bu işin yönetimine talip olmayı düşünmediniz mi hocam? Hiçbir zaman. Çok teklif geldi. Vali beni ne mühendisler ne avukatlar istedi de varmadım diyen 60 yaşında evde kalmış kadınlar vardır. Güzeldirler. Anlatır teyze, abla sen niye bekar kaldın? Ah oğlum, beni ne mühendisler, ne albaylar, ne doktorlar istedi. Olmadı, kısmet değilmiş. Evet, beni çok albaylar, mühendisler, doktorlar istedi. Birçok federasyon başkanı. Ben istemedim. Sebebi çok açık. Bir, Allah şükür para kazanıyorum, yorumcuyum. Giderim istediğim meyhanede içkimi içerim. İstersem şortla dolaşırım. İstersem elimde sigara ile araba kullanırım. İstersem iki üç tane hanım arkadaşla bir yerde takılabilirim. Sevgi anlamı da demiyorum. MHK başkanı oldum mu? Hiçbir yok. Umumi tuvalette bile poponun deliğini çekerler. Umumi tuvalette düzenek poponun deliğini çekerler. Rahat hareket edemem. Ben rahat rahat mı battı derler bana. Ne elde edeceğim? Yok ya bir de ben her şeyimi idealizm çalışacağım. Bütün hafta 90. dakikada hakemin birim büyü bir edecek maçın içine tuaka olacak benim. Öyle şey olur mu ya? Aptal mıyım ben? Ben 20 sene mila ücret. Şimdiki hakemler dünyayı kazanıyor. Hiç ben ve arkadaşlarım o dönem mila ücret. Yani çok düşük ücretlerle ancak masrafını karşılayacak boyutta. Hatta İzmir falan güzel yer olursa cepten vermek kaydı şartıyla 20 sene idealizm olarak bu hakemliği yaptım. Ondan sonra kendime çalışıyorum. Kendi mutluluğum, kendi huzurum için. En iyi hakemimiz kimdi hocam? Sizi de dahil ediyorum. Cüneyt Çakır, uzak ara. Hepimiz onun çantasını taşırız. Oo. Türk hakemliğinin Maradona'sı Cüneyt Çakır. İki? İki, üç yoktur. Ha, iki tartışılır. Ben miyim, Doğan Babacan mı? O tartışılır. Ama Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır, Ertem Şener, Maradona. Bunlar sektörlerinin Evrensel bir numaraları. İki, üç yoktur. Dört, işte Ertem'den sonra sen kimi istiyorsan koy. Tamam. Cüneyt'ten sonra da ondan sonra uzak ara. Ben, Doğan abi rahmetli, Hilmi abi rahmetli onlar gelir. Fırat Aydınus, Erman Toroğlu. Fırat çok iyi bir çocuk. Çok, çok iyi de adama sorarak kariyerinde ne var? Maradona diyor ki ya ben dünya şampiyonu oldum. Maradona diyor ki ben geberik Napoli'yi 58 yıl sonra İtalya şampiyonu yaptım. Tabii. Uluslararası. Yani ben Boca Juniors'la 20 defa şampiyonluk yaşadım demiyor. River Plate'le 18 sene şampiyonluk yaşadım demiyor. Derler ki uluslararası anında ne yaptın? Hocam o zaman ilk bölümü şöyle bitirelim. Hay hay. Hayatınızda hiç beklemediğiniz bir anda gelen ve sizi en mutlu eden an neydi? Hiç beklemediğiniz bir zamanda gelecek, sizi çok mutlu edecek bir an. Hakemlikte mi genel anlamda mı? Hayatınızın herhangi bir döneminde olabilir. Söylüyorum. Bir gün yıl 1994'ün Ocak ayı veya Şubat ayı. 3 aylık 4 aylık evliyim. Bir gün işten eve geldim. Yorgunum. Yağmur yağıyor. Demek ki Mart falan, Şubat Mart soğuk. Arabayı park ettim. İçeri girdim. Hanım böyle bana bakıyor. Şimdi hafif kızgınımsı mı diyorum? Hafif bir sürpriz. Sanki böyle bir tuhaf. Ahmet test yaptırdım. Hamileyim dedi. Hı hı. Bu çok mutlu bir andı. Yaşayınca anlayacaksın. Yarın bugün evlendin. 3-5 aylık evlisin artık o. Sen de hanımına bağlı. Bir gün eve geldi. Hanım dedi ki Onur. Bugün test yaptırmaya gittim annenle. Senden habersiz. Hamileyim. Peki ilk kucağınıza aldığınız andan daha mutlu bir an mı oluyor? evet. İkinci anda odur. Hmm. Onun Onu tam şeyini söyleyeyim mi sana? Hayatımda yaşım 31. İlk Şampiyonlar Ligi maçı Paris. Çocuğum doğmuş. 40 gün olmuş daha çocuğumu görmemişim New York'ta çocuğu. Hanım New York'ta. Çocuğumla birlikte. 40 gün geçmiş çocuk. 40 günlük. Her gün telefonla filan nasıl durumu iyi işte. Orada York'ta. mı doğdu hocam? Orada doğdu. Heh. Dedim ki Paris maçını yönettikten sonra Paris'ten New York'a geçeceğim çocuğumu göreceğim. Paris Saint Germain maçıydı. İlk şampiyonlar ligi maçı. Dinamo Kiev. Ertesi sabah maç bitti. Uçağa bindim 6 saat veya 7 saat sonra New York'a indim. İçeri bir girdim. Böyle pembe böyle şeyi ve tulumuyla yatağın kenarında yatıyor. Böyle bana bakıyor. Çok tuhaf yandır o. Bu an anlatılmaz, yaşanır. Nasıl bir hislersen bu hissin tarifi de yok. Şaşkınlık, anormal mutluluk, birden vücuduna büyük bir sorumluluk ölene kadar geçmeyecek bir sorumluluk. Bambaşka bir şey.